Selamlar, hoş geldiniz. Konumuz tüyler ve tüy alma. Bana sıklıkla şöyle sorular geliyor. Şimdi sen albinosun ya, yani kaşın kirpin beyaz ya, tüylerin de mi beyaz? Evet, yani vücudumda hiçbir şekilde renkli tüy yok. Dolayısıyla bütün tüylerim, kıllarım da beyaz. Ve bu noktada arkadaşlarım bana eskiden beri hep diyorlar ki, ay ne güzel ya, tüylerin hiç görünmüyor, ben olsam hiç almazdım. Ama öyle değil. Yani ben bunları görüyorum. Tamam, diğerleri görmüyor ama ben görüyorum. Yani görmesem bile en azından dokunarak hissediyorum. Bu yüzden de bunlar beni biraz rahatsız ediyor. Mesela güneşe çıktığımda parlıyorlar. Pek çok insan bunu böyle hani pul pul parlama ya da elf gibi parlama gibi değerlendiriyor ama yani ne bileyim. Biraz da işte şey, hani bu yüzyıllardır gelen tüy alma kültürünün de sanırım bir getirisi. Hiç olsun ya da görünsün istemem. O yüzden de tabii ki böyle tüy alma yöntemlerini kullanıyorum. Peki ben %5 görmeme rağmen nasıl tüy alıyorum? Hemen anlatayım. Öncelikle böyle çok büyüten bir aynam var. Böyle 10-20 kat büyütüyor. Böyle bir ayna çok lazım. Çünkü normal aynalarla göremiyorsunuz. Random almak zorunda kalıyorsunuz. Bir de şöyle bir nokta var. Şimdi ben bunu bile kullanıyor olsam yine de tüylerimi göremiyorum. O yüzden biraz aslında hissederek alıyorum. Albino insanların gözleri iyi görmediği için vücut bu sefer kendisini başka yönlerden tamamlıyor. Mesela albinolar çok iyi duyarlar ve çok iyi hissederler. Genel olarak görme problemi yaşayan insanlarda vardır bu. O yüzden ben genellikle hissederek anlamaya çalışıyorum. Bir yerde tüy var mı yok mu? Ve tamamen aslında böyle aynaya bile ihtiyaç duymadan kendi kendime tüylerimi alıyorum. Ya aslında böyle kafama göre cımbızı hareket ettiriyorum. Tüy gelirse yani tamamen şansıma. Biraz uzun sürüyor belki ama çok da sorun değil aslında. Bu bölge haricinde artık şuralara, daha kaşımın şeklini veren bölgelere doğru ilerledikçe burada artık aynayı kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü kaşımızın şekli bozulmasın. Zaten insanlar bana bu arada şey diyorlar. Kaşın mı yok? Var, kaşım var. Fotoğraflarda bazen ışık yansıyınca gözükmüyor. Sarışın insanların genel problemi. Ama bir de yanlış alırsam eğer, o zaman geçmiş olsun. Kaşım tamamen yok oluyor yani. O yüzden burada aynayı kullanıyorum. Ama o da şey yani, hani genel hatlarını görüyorum sadece kaşımın. Altta kalan, almam gereken tüyleri yine göremiyorum. Orada yine random hareket ediyorum. Sadece o genel çerçeveyi görmem için ayna bana yardımcı oluyor. Öyle böyle bir şekilde aldık. Yani aslında tamamen gördüğünüz gibi random oluyorum. Aynaya aslında çok bakmama da gerek yok. Çünkü ezbere biliyorum yüzümün hatlarını, şekillerini ve nerede durmam gerektiğini. O yüzden çoğunlukla aslında aynaya çok ihtiyaç duymuyorum. Bıyık konusuna gelirsek de arkadaşlar ben görmüyorum. Yani karşımdaki kişinin bıyığını da göremem. Yani diyelim tüyleri burada biraz uzamıştır. Hiç fark etmem bile çünkü zaten detay görmüyorum. Kendimde de öyle. Görmüyorum. Tamamen hissederek yaptığım bir şey. Bakıyorum ki bana göre alınacak seviyeye gelmiş. O zaman şöyle bir aparat aldım. Bununla yine bakmadan random. Hatta çoğu zaman bilgisayar başındayken ya da bir şeyle uğraşırken şöyleyim. Çok acıyor ya. Çok acıyor ya. Özellikle şu Adolf Hitler kısmına şöyle yapıyorum. Diyorum ki 10 saniye içinde bunu bitirmezsem işte şöyle olacak. 10 saniye içinde bu kısmı bitirmezsem 5 kilo alacağım. O yüzden hemen onun heyecanıyla hızlı hızlı yapıyorum. Ne yapayım, başka çözüm yöntemim yok. Bitti. Şimdi peki bunları hadi böyle random yapıyoruz. Kol, bacak bölgesini nasıl alıyoruz? Efsane saçma devrimi bu sefer banyodayız. Kol ve bacak gibi geniş bölgeleri nasıl aldığımı göstereceğim. Ama saç şeklimi beğendiyseniz lütfen alta yorum yazın. Göremiyorsunuz uzaktan kombinim şu an ama kombinle bayağı şeyim. Japon kadınları gibi oldum.
Böyle bir tane epilatör aldım arkadaşlar. Dağıldı kız. Ana. Bu aslında şöyle. bunu kullanıyorum. Nasıl? Normalde ben yine tüylerimi göremediğim için random aldığımda bazen derimi kıstırabiliyorum böyle aletlere. O yüzden daha kıstırmayacak, ona göre tasarlanmış bir şey aldım. Ve yine görmeden random yapıyorum. Sadece arada bazen bu ışığın geliş açısına göre tüylerin parladığını fark edip o yöne doğru da aldığım oluyor. O yüzden bu ışıklı versiyonları çok iyi oldu. Gerçi artık ışıksız da kalmadı da neyse. Size bahsettiğim 3 farklı bölgedeki tüy alma yöntemlerinin hepsinde beni yönlendiren bir şey var. O da duyduğum acı. Yani yine rastgele yapıyorum ama hangi bölgede acı hissediyorsam o bölgeye daha yoğunlukla hareket ediyorum. O beni yönlendiriyor aslında epey. Enteresan bir konu oldu gerçekten. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.